Alemler ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Canlı yayında şifanıza vesile olmaya çalışırız. Bakalım kimlerin şifasına vesile olacağız. Sizler rahatsızlıklarınız hakkında yorum yazıncaya kadar kanal olup olmadığınızı test etmek istediğinizi yazıncaya kadar, sorularınızı yazıncaya kadar ben de size eğitim sistemimizi tanıtayım. Eğitim sistemini 29 yıl önce kurdum, 24 yıl boyunca kendi içinde geliştirdim, 5 yıldır eğitimler vermekteyim. Yani ilk 24 yılında hiç eğitim vermedik sistemi geliştirmek için. Güney Kore'den Peru'ya eğitimler verdik. Bizzat ben gittim, söyledim, işte dünyanın bir ucundan diğerinin ucuna kadar pek çok ülkede eğitimleri verdim, yüz yüze eğitimler. 3 modülden oluşuyor eğitimlerimiz. Birinci modülde bilinç ötesi dilini, ikinci modülde şifacı olmayı, üçüncü modülde mitolojiyi ve levh-i mahfuzu öğretiyoruz. Yarın birinci modül eğitimini veriyorum. Yarın birinci modül eğitimine katılmanız için hala vaktiniz var. Sayfamda asistanım Emiş İspir'in telefon numarası var. Ve pek çok eğitmenimiz de eğitim veriyorlar. Hepsinin duyuruları sayfamda var. Yarınki eğitime katılmak isterseniz bilinç ötesini öğrenirsiniz. Pazar günü ikinci modül eğitimini veriyorum. İkinci modül eğitimimize katılırsanız şifacı olmayı öğrenirsiniz. Üçüncü modül eğitimimizi alırsanız mitolojiyi öğrenir ve neticesinde levh-i mahfuz bilgilerine ulaşırsınız. Ayşenur Arslan 11, kızınızın en yüksek başarıyı kazanması için dua ediyorum. Olsun, oldu, oldu, oldu. Amin. Evet arkadaşlar, eğer boyunda eksime, eğer kist, nodül, miyon, kanserli kitle varsa canlı yayını alırız. Skolyoz varsa, kuyruk sokma sıkıntısı varsa, bel çukuru aşırı derinliği varsa, güvercin göğsü ya da kundurucu göğsü sıkıntısı varsa canlı yayını alırız. Canlı yayında bunlardan kurtulmanıza vesile oluruz. Bir bacak diğerine göre kısaysa kısa bacağın uzayıp diğer bacakla eşitlenmesine vesile olurum. Ya da hocam benim sorum var. Soru sormak istiyorum. Kanal olmak istiyorum diyorsanız canlı yayını alırız. Ve sizler böyle bir rahatsızlığınız varsa yazıncaya kadar ben size biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar, dünya bildiğiniz, gördüğünüz dünya değil. Size dünyayı, coğrafyayı biraz anlatayım. Türkiye ve Girit Adası dünyanın anne ve babası. Türkiye anne, Girit baba. Peki, dünyanın annesi Trakya'dan Kars'a kadar, Hakkari'ye kadar mı? Hayır. Dünyanın annesi Yunanistan'ı da içine alıyor. Türkiye ve Yunanistan dünyanın annesi. Bunun, bu annenin eşi yani kocası Girit. İşte bu ikisinin aşklarından dünyanın bütün devletleri doğar. Dünyanın bütün imparatorlukları doğar.
Dünyanın bütün fikirleri doğar. Ve dünyanın bütün insanları, bütün hayvanları, bütün tohumları, bütün bitkileri doğar. Doğmuş ne varsa işte bu iki ülkenin aşklarından doğar. Dünyanın annesinin rahmi Marmara Denizi. Ve Marmara Denizi bundan 4 milyon yıl önce oluştu. Bugünkü halini aldı. O zaman insanoğlu ortaya çıktı. Marmara Denizi 10 milyon yıl önce, 100 milyon yıl önce yokken henüz Türkiye'mizin bulunduğu alan okyanus parçasıyken şu anki anne rahminden çok daha büyük bir rahimdi. İnsan öncesi var olan bütün varlıklar işte o okyanus parçası olan rahimde doğdular. O okyanusun yerini kara aldı, Türkiye oldu. Peki şimdi Marmara Denizi anne rahmi. Anne rahminden doğan çocuklar nereye giderler? Kıbrıs'a. Kız çocuklar Kıbrıs'ın güneyine, erkek çocuklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gider. Ve orada ömürlerini yaşarlar. Hayat boyunca nasıl bir insan olmaları gerektiğine kendileri karar verirler. Bazılarının farkındalığı daha da yükselir. Akdeniz'i bu sefer bir rahim olarak görürler. Akdeniz'i ikinci bir rahim olarak anlayanlar kendini geliştirir. Anlamayanlar kendilerine yazık eder. Akdeniz'in rahim olduğunu anlayanlar artık onun insan rahmi değil, Zümrüdüanka rahmi olduğunu anlarlar. Ve Zümrüdüanka bilincine ulaşırlar. Odysseus bu yolculuğu yapan, bu bilince ulaşan insanlardan biriydi. Ve biz de modern Odysseus'larız, günümüz Odysseus'larıyız. Şengün Havva, hocam eğitimlerinizi istiyorum. Fakat tam gün çalışıyorum. Nasıl yapabiliriz? Şengün Hanım, dert ettiğiniz şeye bakın. Onu yıllar önce çözdük. 5 yıl önce çözdük. Bu hafta sonu eğitim var ya Şengün Hanım. Bu hafta sonu cumartesi, pazar pazartesi. Müsaitseniz katılın. Müsait değil misiniz? Biz size sadece Zoom üzerinden eğitim vermiyoruz. Yarın birinci modül eğitim var ya Zoom üzerinden alacaksınız. Tamam, eğitim bitince biliyorsunuz Zoom'daki eğitimler kayıt ediliyor. Onu Facebook kapalı grubuna koyuyorum o kaydı. Eğitimden sonra onu izliyorsunuz. İster gece izleyin, ister bir ay sonra izleyin, ister bir yıl sonra, isterseniz 10 yıl sonra izleyin. Pazar günü de ikinci modül eğitimini vereceğim. Diyelim ki ikinci modüle pazar günü de katılamadınız. O da baştan sona kaydedilecek. Onu izleyebileceksiniz. O da isterseniz yarın izleyin, 10 gün sonra, 1 yıl sonra, 10 yıl sonra izleyin. Hep orada kalacak. Üçüncü modül için de aynı şey. Bir de yarın cumartesi, tamam belki katılamadınız ama pazar katıldınız. Hocam ben cumartesi katılamadım. Tamam, önümüzdeki cumartesi telafi ederiz, o zaman katılırsınız. Ya da size uygun 2 ay, 3 ay sonraki cumartesi katılırsınız, öyle telafi ederiz. Bunların çözümünü çoktan ürettik ve onları da boş verin. Ben bugüne kadar 5 yılda 820 eğitim verdim ya,
Hepsinde de aynı uygulamayı yaptım. 820 eğitimin hepsi de kayıtlı. Size sadece bu eğitimleri izleme fırsatı değil, geçmişteki 820 eğitimi de izleme fırsatı sunuyorum. Onlar da Facebook kapalı grubunda kayıtlı. Siz isterseniz vaktiniz varsa onları da izleyeceksiniz. Bir de başka bir şey daha. Bundan sonra vereceğim eğitimleri de oraya kaydedeceğim için siz gelecekteki eğitimleri de izleyeceksiniz. Şen Yun Hava çözümü 5 yıl önce üretmişiz. Evet arkadaşlar, şu an pek çoğunuz işten eve dönüyorsunuz. Evde olanlarınız yemek hazırlığında, bir akşam telaşı var. Güzel bir telaş. Belki şu an canlı yayına katılmak için uygun zaman değildir. Ve şu saat meditasyon için de uygun bir zaman değil. Hani kendinizi böyle meditasyon havasına koyarsanız ocakta yemeğiniz yanar. Haydın bro. Bir arkadaşımızı canlı yayına alalım. Canlı yayında şifasına vesile olalım. O arada herkesin şifasına vesile olalım. Peki arkadaşlar, size neyi anlattık? Türkiye ve Yunanistan dünyanın annesi, Girit dünyanın babası, yavru vatan dünyanın, işte bu anne babanın çocuğu. Peki gökyüzünde güneş sistemi, uzaydaki güneş sistemimiz. Onlarda var mı bir anne babalık, aile ilişkisi var? Peki kim kimin eşi, kim kimin çocukları, bakalım. Güneş'in hanımı Ay. Ay ve Güneş birbiriyle evliler, karı kocalar. Ay annenin ve Güneş babanın 2 kız çocuğu, 5 erkek çocuğu, toplam 7 çocukları var. Dünya ve Venüs kız çocukları. Mars, Merkür, Uranüs, Satürn, Jüpiter erkek çocukları. Peki Güneş'in 2 tane de erkek kardeşi var. Neptün ve Plüton. Yani dolayısıyla Neptün ve Plüton Güneş'in ve Venüs'ün amcaları. Merkür'ün, Uranüs'ün, Satürn'ün, Mars'ın ve Jüpiter'in de amcaları. Bu akrabalık onların birbirini koruyup kollamasına, dayanışma içinde olmalarına yardımcı olur. Ve onların dünyayı şu korona belasından kurtarmaları için de bir vesile. Onlar dünyayı kurtarmak için bizden daha fazla uğraşıyorlar. Uğraşmak belki yanlış. Daha fazla çaba içindeler, gayret içindeler. Kurtaracaklar. Peki insanlar rüya görür ya, hayvanlar da görür mü? Evet. Çiçekler, ağaçlar, otlar, yosunlar rüya görür mü? Evet. Peki bir bardak su, musluktaki su, şehir şebekelerindeki su, dereler, ırmaklar, göller, denizler, okyanuslar rüya görür mü? Görür. Peki koskoca bir okyanus tek bir rüyayı mı görür? Okyanustaki her bir damla başka başka rüya görür. Evet, başka demeyelim. Her bir damla rüya görür. Okyanustaki bütün damlalar aynı rüyayı da görebilir. Bir okyanus milyon farklı rüya görebilir. Damlalarından. Evet arkadaşlar. Peki taş, toprak rüya görür mü? Görür. Evinizdeki masa, koltuk, koltuk örtüsü, perdeniz, korniş,
Lamba, sehpa, havlu, paspas, kapı kolu, anahtarlık, kalem, televizyon, bunlar rüya görür mü? Görür. Peki, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Cemile Yener, Allah razı olsun, bilmukabil Cemile Hanım. Haydin bre, yok mudur canlı yayında şifasına vesile olacağımız bir arkadaş? Haydin bre. Kanserli kitlesi olan varsa canlı yayında yok edelim. Yok edelim değil. Şifayı insan veremez. Şifayı insan vesile olur. Kanserli kitlesi olan varsa yok olmasına vesile olalım. Haydın bre. Peki. O zaman fazla tutmayalım sizi. Yemeğinizi yapmaya geri dönün. Şöyle yapalım. Fazla tutmadan şifanıza vesile olarak. Kapatınız gözlerinizi. Lütfen hiçbir şey yapmadan, konuşmadan bir dakika bekleyin. Hepinizin şifasına vesile oluyorum. Şifanıza vesile oluyorum. Ve gözlerinizi açınız. İsterseniz işinize dönebilirsiniz arkadaşlar. Aslıhan, hayır, Aslı Sabah, Turhan, nereden biliyorsunuz hocam demiş. Buradan biliyoruz. Bunları değirmende beyazlaştırmadık. Bunlar değirmende, değirmen unundan aklaşmadı. Değirmende ağarmadı saçımız. 29 yılımızı verdik bu işe. Hem de günün 24 saatini. Evet arkadaşlar. Ev işleriyle ilgilenecek olan arkadaşlarımız, yemeklerini yiyecek olan arkadaşlarımız yesinler. Ama hayır hocam, ben hem yemeğimi yemek hem de sizi izlemek istiyorum diyenler, programınıza katılmak istiyorum diyenler, afiyet şeker olsun, işleri kolay olsun, amin. İçinizden birisi canlı yayına katılmak istesin, alalım. İçinizden birisi soru sorsun, cevaplayalım. Kuantum alemle ilgili artık bakıyorum. Hemen hemen her soruya cevap verebiliyoruz. Peki, canlı yayına katılacak, söylediğim tarzda rahatsızlığı olan bir arkadaşımız çıkıncaya kadar biraz daha bilgiler verelim size. Fatma İzmirli, sizi engellemek zorundayım.
Peki, size maç gününe bilgi verelim. İlyada Destanı'nın ne olduğunu anlatayım size. İlyada Destanı, işte Anadolu ile Anadolu anne ile Girit babanın aşkları sonrası bir devletin doğuşu anlatılır. Roma'nın doğuşu. Bir arkadaşımız bir şey yazmış. Aslı Han Batur Han. Sizi engelliyorum. Sizin gibi arkadaşların sayfamızda olması çok büyük bir hata. Engelledik. Allah'a şükür. Arkadaşlar, kendi hayatımdan örnek vereyim. Siz de uygulamak isterseniz uygulayın. Hayatı kolaylaştırmak istiyorsanız size yük olan kim varsa tutun kulağından atın. Hocam bana üçüncü evre akciğer tanısı konuldu. Pazartesi kemoterapiye başlanacak. Şu an şifanıza vesile oldum. Şifa olsun. Peki arkadaşlar, biraz sonra yeniden canlı yayın başlatalım. O canlı yayında yine sizlerin şifasına, sizlerin şifanıza vesile olalım. Belki içinizden biri kanal olmak istiyorum diyebilir. Kanallığını görelim. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Selamlar, saygılar.